taraftan TODEX vurgunu var biliyorsunuz. Bir taraftan koronavirüste mücadele, Sedat Peker'in açıklamaları, sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ve iddiaları ve geriye kalan da pek çok soru işareti. Hepsini konuşacağız sevgili izleyiciler. Şimdi hemen ilk haberimize bir başlayalım. Evet, kripto para borsasında TODEX'te pek çok kişi mağdur oldu ve bu mağduriyetle ilgili de aslında gözaltına alınan çok sayıda kişi var. 3 firari yakalandı ama asıl kişi için şimdi mücadele devam ediyor. Onun da yeni görüntüleri ortaya çıktı. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer yurt dışına çıkarken görüntüleri ortaya çıkmış oldu. Görüntülerde Özer'in 20 Nisan Salı günü 17.15'te havalimanına girdiği, ardından siyah renkli otomobilini valeye teslim ettiği görülüyor. Ardından havalimanının içerisine giriyor ve check-in işlemini yaptırıyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi. Daha sonra dış hatlar terminaline geçiyor. Ardından pasaport işlemlerini yaparken yine kameralara yakalanıyor burada. Bir süre bu alanda bekledikten sonra 19.30 civarında Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek uçağa binerek ülkeyi terk ediyor.